Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhekne bis salihin. Arkadaşlar Camus Sahih okumaları devam ediyor. 8. kitaba geldik. 8. kitabımız Kitabu Salatil Eydeyn, yani iki bayram namazı kitabı veya bayram namazları kitabı. Bu bapta bir nolu rivayetteyiz. Yani bu kitapta ve haddeseni Muhammed İbni Rafi, bana Muhammed İbni Rafi tahdis etti ve Abd İbni Hümeyd ve Abd İbni Hümeyd cemian an Abdurrazak, hepsi Abdurrazak'ta. Kale İbni Rafi, İbni Rafi dedi ki haddesena Abdurrazak, bize Abdurrazak tahdis etti. Ekberana İbni Cüreyş, bize İbni Cüreyş haber verdi. Ekberani Hasan İbni Müslim, bana Hasan İbni Müslim haber verdi. An Tavus'in, o da Tavus'ta. An İbni Abbas'in, o da İbni Abbas'ta. Kale İbni Abbas dedi ki şehittu salatel fıtri ma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekrin ve Ömer ve Uthman fe kulluhum yusalliha kablen hutbeti thumme yahtubu. İbni Abbas diyor ki ben Allah'ın Resulü Ebu Bekr, Ömer, Uthman'la beraber fıtır, yani bayram namazını kıldım. Onların hepsi namazdan önce ne yaparlardı diyor. Onların hepsi namazı hutbeden önce kılarlardı. Sonra hutbe irade ederlerdi diyor İbn Abbas. Devamda diyor ki fenezele Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ke enni enduru ila hine yüclisu racule bi yedi ricale bi yedi thumme akbala yuşakam. Diyor ki İbn Abbas Resulullah aleyhissalatü vesselam indi. Diyor bunun üzerine bazı insanlar, bazı erkekler ayağa kalkmaya çalıştı. Resulullah onlara eliyle işaret ederek otur dediğini sanki hala görür gibiyim diyor İbn Abbas. Devamda diyor ki ثُمَّ اَقْبَلَا يُشَقُمْ حَتَّى جَاءَنْ نِسَاءَ. Sonra diyor ki ne yaptı diyor? Böyle insanların arasına geçti ve kadınların bulunduğu yere kadar vardı. Oraya varınca yanında Bilal da vardı. Beraberinde Bilal da vardı. Fekale dedi ki ya eyyühen nebiyyü izâ câkel mü'minatü yubeyyâneke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'e. Diyor ki kadınların yanına vardığında ey peygamber, yani ey nebi, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir İyi işte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmek üzere geldiklerinde biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır ve merhamet edendir. Mümtehine ayetindeki Mümtehine suresindeki 12. ayeti sonuna kadar okudu. Ve Resulullah kadınlara dedi ki aleyhissalatü vesselam entünnü ala zalik, siz bunu kabul ediyor musunuz böyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kadınlara bunu tebliğ ettikten sonra fekalet imratun vahidetun lem yucibu gayruha minhunne. Diyor ki kadınlar içinde sadece bir tane kadın ne dedi? Dedi ki ey Allah Resulü tabii ki dedi. Yani ben tabii ki icabet ediyorum dedi. Bu kadının kim olduğu bilinmemektedir. Yani bu Resulullah'ın işte siz bu Allah'ın benim vasıtamla emrettikleri ve nehyettiklerini kabul ediyor musunuz diye onlara tebliğde bulununca bir kadın dedi ki evet ey Allah'ın Resulü kabul ediyorum. Fakat bu kadının kimliği bilinmiyor diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulü aleyhissalatü vesselam fetesaddakna, kadınlara dedi ki sadaka verin dedi. Yani Allah için infak edin dedi. Febesata bilalun tevbehu. Resulullah böyle deyince Bilal elbisesini yaydı, açtı. Thumma qal halumma fidaen la lekunna abi ve ummi fecaalna yulqina fataha wal khawatim fi thawb Bilal. Diyor ki Bilal işte elbisesini açınca, yani kadınlar infak edecekler ya, bunu yapınca dedi ki haydi anam babam feda olsun dedi. Bunun üzerine kadınlar Bilal'in açtığı giysin, yani elbisesinin içine bileziklerini, yüzüklerini atmaya başladı. Şimdi kadınlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hatırlatmasından sonra, çünkü bu ayetlerin içerisinde geçen emirlerden bir tanesi de ayetin içerisinde geçen
Allah için sadaka vermek. Zaten sadakanın özelliği karşılık beklemeden livelcilla Allah için verilmesidir. Kadınlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrini duyunca hemen uygulamaya geçiyorlar. İkinci rivayette ise yine İbn Abbas aynı hadisin devamı diyor ki: "Şehadet ederim ki İbn Abbas bir defasında Resulullah hutbeden önce namaz kıldırdı." diyor. Yani daha önce İbn Abbas yukarıdaki hadiste işte ben Resulullah, Ebu Bekir, Ömer, Osman'la beraber namaz kıldım. Yani bayram namazını. Onların hepsi ne yaparlardı diyor. Onların hepsi diyor namazı hutbeden önce kılarlardı. Namazın ardından hutbe verdi ancak hutbesinin kadınların işitmediğini düşününce yanlarına gitti. Onlara bir takım uyarılarda, nasihatlerde bulundu. Ve sadaka vermeleri hususunda onları teşvik etti. Bilal da yanında giysisini yani elbisesini açmış duruyordu. Bunun üzerine Bilal'in açmış olduğu giysiye kadınlar da kimisi yüzüğünü, kimisi küpesini, kimisi de başka bir takısını atmaya başladı diyor. Başka bir isnatta da hadisin aynısı gelmiştir. Geldik 3 nolu rivayete. Ve haddesena İshak İbni İbrahim'e. Bize İshak İbni İbrahim tahdis etti. Ve Muhammed İbni Rafi. Ve Muhammed İbni Rafi. Kale İbni Rafi. İbni Rafi dedi ki haddesena Abdurrazak. Bize Abdurrazak tahdis etti. Ahbaran İbni Cüreyş. Bize İbni Cüreyş haber verdi. Ahbarani Ata. Bana Ata haber verdi. An Cabir İbni Abdallah. O da Cabir İbni Abdullah da. Kale semi'tuhu. Dedi ki onu işitmiş. Kim? Cabir. Yakul diyor ki inne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâme yevmel fıtr. Fesalle febede bis salati kablel hutbeti. Cabir bin Abdullah diyor ki fıtır yani Ramazan bayramı günü Allah Resulü ayağa kalkıp namaz kıldırdı. Şöyle ki hutbeden önce namaza başladı. Sonra halka hitaben yani cemaate hitaben Allah'ın ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbeyi bitirince indi ve kadınların yanına gitti. Bilal'in eline dayanarak kadınlara vaaz ve hatırlatmada öğütlerde bulundu. Bilal giysisini açmıştı. Kadınlar sadakalarının içine atıp duruyorlardı. İbn-i Cüreyş der ki Ata bin Rabaha kadınların bu verdikleri Ramazan bayramı zekatı mıydı diye sordum. O da hayır. Ancak o zaman verdikleri bir sadakaydı dedi. Kadınlar yüzüklerini atıyorlar dedi. Yine İbn-i Cüreyş dedi ki Ata'ya bu günlerde imamın yani namaz kıldıran hutbeyi bitirince kadınlar tarafına gidip onlara vaaz ve hatırlatmada bulunmasının üzerine bir hak olarak görüyor musun? Diye sorduğumda ata evet ömrüme yemin ederim ki bu onlar üzerine bir haktır. Bunu yapmamakla bilmem ki ellerine ne geçer karşılığını verdi. Şimdi ileriki bablarda gelecek arkadaşlar. Bunu ifade edeceğiz ama şunu söyleyelim. Günümüzde daha önce de ifade etmiştik. Sünnete muhalif o kadar çok uygulamalar var ki bunları anlatmaya bizim belki de ömrümüz yetmez. Bayram namazı normalde Müslüman hanımların da iştirak etmiş oldukları bir namazdır. Daha doğrusu bayram namazı böyle kapalı bir mekanda değil de umuma yani herkesin gelip iştirak edebileceği, kadınların da hazırda bulunabileceği bir namazdır. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbe verdikten sonra kadınların yanına geçiyor ve kadınlara nasihatte bulunuyor. Şimdi ravi hadisi aktardıktan sonra Ata'ya diyor ki mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı ya yani kadınlara nasihat etti ya işte dedi ki kadınlar hani Allah'tan sakının işte Allah için infakta bulunun bunları söyledi ya. Diyor ki bugün de imamlar bunları yapması gerekiyor mu diye şeye soruyor Ata'ya soruyor. Ata da diyor ki illi amri diyor ki ömrüme yemin olsun ki tabii ki ne demek diyor yani. İnne zâlikel hakun aleyhim bu onların üzerine bir haktır diyor. Ve mâ lehum lâ yefenne zâlik ama diyor ben bunu anlamış değilim. Bunu yapmamakla ellerine ne geçiyor veya niye bunu yapmıyorlar diyor. Bunu da diyor anlamış değilim diyor Ata İbni Rabah. Bu hadiste arkadaşlar öğrendiğimiz hanımlar namazgaha yani bayram için namazgaha çıkarlar ama özel olarak hanımlara hasreten yani ekstradan bir vaaz, bir nasihat, bir uyarı yapılır. Bunu Resulullah yapmıştır. Ravi hadisi aktardıktan sonra Ata'ya bunu sorar. Ata da diyor ki elbette bugün de yapmaları gerekiyor diyor.
Geldik 4 nolu rivayete. Cabir anlatıyor. Resulullah'la beraber diyor bayram namazını kıldım. Hutbeden önce ezansız ve kametsiz namaza başladı. Malum olduğu üzere bayram namazında ezan ve kamet, daha doğrusu bayram namazlarında ezan ve kamet yoktur. Ancak cuma ve farz olan namazlar için ezan ve kamet söz konusudur. Dolayısıyla bayram namazları için ne ezan ne de kamet söz konusu değildir. Diyor ki ezansız kametsiz namaza başladı Allah Resulü. Bilal'e dayanıp kalktı. Allah'tan korkmaya emredip ona itaate teşvik etti. İnsanlara öğütler verdi, yani vaazlar verdi, nasihatler etti. Sonra kadınlara gidip onlara da nasihat etti Allah Resulü. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlara dedi ki tasaddakna, sadaka verin, yani Allah için infak edin dedi. Fe inne ektera kunna hatabu cehennem, dedi ki çünkü sizin çoğunluğunuz, yani kadınların çoğu nedir? Ateşe odun olacaksınız dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu söz üzerine esmer yakalı bir yanaklı bir kadın kalkıp neden ey Allah Resulü'ye sorunca buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü çok şikayetçi oluyor ve yapılan iyiliklere nankörlük ediyorsunuz dedi. Bunun üzerine kadınlar süs eşyalarına tasaddukta bulunmaya ve küpeyle yüzüklerini Bilal'in eteğine koymaya başladılar diyor. Kim diyor? Cabir bin Abdullah diyor. Şimdi arkadaşlar burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlara fe inne ektera kunna hatabu cehennem, sizin çoğun, yani çoklarınız cehenneme odunsunuz. Böyle esasında. Bu günümüzde de çok tartışılmıştır. Özellikle akılcılar, yani dini hevasına göre anlamaya çalışanlar bu hadislere şiddetle karşı çıkmışlardır. Bazılar da bunların teviline gitmişlerdir. Allah'ın doğrusunu bilir demekle beraber kadınlar fıtri olarak daha zayıftırlar ve dediğimiz gibi daha çok duygusaldırlar. Dolayısıyla bu duygusallıkları onları çoğu zaman yanlışlara sevk eder. Bu yanlışlara düşmemek babında onlara özel olarak nasihatte ve hatırlatmada bulunmak gerekiyor. En doğrusunu gene de alemlere Rabb olan Allah bilir. Resulullah'ın kadınlara sizin çoğunuz cehennemin odunudur ifadesi, dediğim gibi böyle art niyetle, böyle hadisin içerisinde cımbızlanarak alacak şekilde değil de esasında bu kadınları hayra, güzelliğe hem dünyada hem de ahirette Allah'ın razı olacağı bir hayata teşvik etmektir. Düşünelim ki kadın duygusallık yönlü terbiye olursa, işte böyle yanlışa düşebilecek olan hususlarda terbiye olursa ne olacaktır? Dünyada mutedil, yani güzel bir hayat olacaktır. Ve aynı şekilde böyle bir hayat yaşadıktan sonra da alemlere Rabb olan Allah ona elbette ki ahiret gününde ne yapacaktır? İn'am ve ihsanda bulunacaktır. Böyle anlamak gerekiyor. Yoksa bazı heva ehlinin veya hadis inkarcıların işte bakın görüyor musunuz hadislere göre kadınların çoğu cehennemlikmiş deyip de böyle yaygaralar koparmak, dediğim gibi bir Müslümanın, en azından insaf ve vicdan sahibi bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Hadisi böyle anlamak doğrudur. Ki baştaki hadislerde de ifade etmiştik ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam erkeklere hutbe irade ettikten sonra özel olarak namazgahta kadınların bulmuş olduğu bölüme geçiyor. Bölümde de ikinci hadiste öğrendiğimize göre kadınlara ses gitmiyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara hutbe veriyor. Böyle sadece özel olarak erkeklere değil, herkese hitap bulunuyor. Bugün gibi böyle işte diyelim ses sistemi tarzında bir şey olmadığından dolayı kadınlar Resulullah'ın sesini işitemiyorlar. Yukarıda ifade etmiştik. Bayram namazlarına Müslüman kadınlar da gelirler. Yani şu anlamda gelirler. Bayram namazı camilerden değil de böyle açık yerlerde, yani namazgahı. Çünkü o özel bir gündür ve o günde bütün Müslümanlar böyle dayanışma içerisinde olmak babında hepsi oraya gelirler. Hatta hayızlı olanı bile, bu Buhari'de de böyle geçer. Bu böyle bir ortamdayken birçok insan işte bayram namazına çıkmış ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara nasihatlerde bulunuyor. Kadınların Resulullah'ın sesini işitmediklerini anladığı anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özel olarak kadınlar bölümüne geçiyor ve onlara nasihatte bulunuyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet, hadisi böyle anlamak gerekiyor. Yoksa sadece hadisin işte sizin çoğunuz yani kadınların çoğulu cehennemin odunudur. Bölümünü cımbızlayıp almak dediğimiz gibi insaf ve vicdana sığabilecek bir durum değildir. Bu ancak ya art niyettir ya da sefihliktir ya da hevaya uymaktan başka bir şey değildir. Geldik 5 nolu rivayete ata anlatıyor. Diyor ki İbn Abbas ile Cabir bin Abdullah Ramazan ve bayram namazları için ezan okumazdılar. Yukarıda da ifade etmiştik. Bayram namazları için ezan ve kamet söz konusu değil. İbn-i Cüreyş der ki daha sonralara aynı şeyi Ata'ya sorduğumda şöyle dedi. Cabir bin Abdullah el-Ensari'nin bana bildirine göre Ramazan bayramında imam namaza çıkarken ve çıktıktan sonra ezan okunmaz, kamet getirilmez. Ve herhangi bir çağrı da yapılmaz. Yani normal 5 vakit namaz gibi hayale sale hadi namaza böyle bir şey olmaz. Ezan ve kamet de ne olmaz getirilmez. O gün ne ezan okunur ne de kamet getirilir diyor ravi. Geldik 6 nolu rivayete. Ve haddeseni Muhammed İbn-i Rafi. Bana Muhammed İbn-i Rafi tahdis etti. Haddesena Abdurrazak. Bize Abdurrazak tahdis etti. Ahbarani İbn-i Cüreyç. Bize İbn-i Cüreyç haber verdi. Ahbarani Ata. Bana Ata haber verdi. Enne İbn-i Abbas. İbn-i Abbas. Ersela ile İbn-i Zübeyr. Evvelemma buyiye aleh. Diyor ki Ata İbn Abbas Abdullah bin Zübeyr'e biat olduğunu ilk zamanlarında Ramazan bayramının günü bayram namazı için ezan okumak yoktur. O halde sen de o gün namazı için ezan okutma diye haber yolladı. İbn-i Zübeyr de kendi gününde yani zamanında o namaz için ezan okutmadı. İbn Abbas İbn Zübeyr'e bu haberle beraber hutbe de zaten namazdan sonra okunur. Bu bayram namazı işi muhakkak surette böyle yapılır olmuştur diye haber gönderdi. İbn Zübeyr de bayram namazını hutbeden önce kıldırdı diyor. Kim diyor? Ata anlatıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra, daha doğrusu Hazreti Muaviye'den sonra Hicaz yani Mekke, Medine'de Abdullah bin Zübeyr halifeliğine inan etmiştir. Yani insanlar Abdullah bin Zübeyr'e biat etmişlerdir. Ve orada devlet başkanlığı yapmıştır. Yani halife dediğimiz devlet başkanlığıdır. Dolayısıyla İbn Abbas Abdullah bin Zübeyr'in böyle İşte artık bir tebasının olduğunu gördüğü zaman onlara ne yapıyor İbn-i Zübeyr'e? Diyor ki bak diyor bayram namazı için ezan ve kamet falan yoktur diyor. Bunu bilesin böyle diyor. Böyle uygulayacaksın. Ve İbn-i Zübeyr de İbn Abbas'ın bu hatırlatmasını ne yapmıştır? Hükmettiği günlerde böylece uygulamıştır. Geldik 7 nolu rivayete ve haddesena Yahya İbni Yahya. Bize Yahya İbni Yahya tahdis etti. Ve Hüseyin İbni Rabi. Ve Hüseyin İbni Rabi. Ve Kuteybe İbni Said. Ve Kuteybe İbni Said. Ve Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Ve Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Kale Yahya. Yahya dedi ki Ahbarana bize haber verdi. Ve kale Aharun. Dedi ki diğer iki kimse. Haddethena Ebul Ahvas. Bize Ebul Ahvas tahdis etti. An Simak. O da Simak'ta. An Cerir İbni Semure. O da Cabir İbni Semure'de. Kale dedi ki Cabir İbni Semure. Salleytu ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el ideyni gayra merratin ve la merratin bi gayri ezani ve la ikame. Cabir bin Semure diyor ki Resulullah'la aleyhissalatü vesselam iki bayram namazını da bir değil iki değil birçok defa kıldım ve Resulullah aleyhissalatü vesselam bunları ezansız ve kametsiz kıldı. Yani ben de bu şekilde kıldım diyor. Kim diyor? Cabir bin Semure diyor. Geldik 8 nolu rivayete. 8 nolu rivayette İbn Ömer der ki Allah'ın Resulü Ebu Bekir ve Ömer bayram namazlarının ikisini de hutbeden önce ne yapalardı? Kılarlardı diyor İbni Ömer radıyallahu anhuma. Bu bapta 9. hadise ve son hadise geldik arkadaşlar. Son hadisimiz şu. Ebu Said anlatıyor El-Hudri. Resulullah Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı namazına çıktığı zaman önce namaz kıldırırdı.
Namazı bitirip selam verdikten sonra henüz oturmamış olan cemaate doğru döner. Şayet bir müfreze yani bir ordu birliği gönderecekse bunu zikreder yani bunu söyler yani işte şu orduyu göndereceğim diye. Veya yapılması istenen başka bir şey varsa bunu söylerdi. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verin buyurdu. Sadakaya daha çok kadınlar verirlerdi. Sonrasında Resulullah namazgâhta yani namaz kılınan yerde ayrıldı. Diyor kim diyor? Ebu Said el-Hudri. Şimdi bu hadisin devamında şu var arkadaşlar. Hani günümüzde hadis inkarcıların en çok dillerine doladıkları batıl iddialarına birisi şudur. İşte hadislerin 200 sene sonra yaşandığını, Emevilerin kendi hevalarına göre hadis oluşturduklarını, dolayısıyla hadis falan olmadığını, Emevilerin uydurmuş oldukları şeyleri bize hadis diye götürüyorlar. Bu hadis falan değildir dedikleri şey var ya. Şimdi bu vereceğimiz örnekte esasında onların iddialar ne kadar batıl olduğunu da göreceğiz. Bir üçüncü üst taraftaki hadiste zikretmiştik. İbn Abbas Hicaz'da halife yani hilafetliğini yani devlet başkanlığını ilan eden Abdullah bin Zübeyr'e bayram namazlarını hutbeden önce ve kametsiz ve ezansız kıldırmasının talimatını göndermiş ve İbn-i Zübeyr de bunu kabul etmiştir. İbn-i Zübeyr kim tarafından katledilmiştir? Emevilerin bir valisi olan Haccac bin Yusuf tarafından katledilmiştir. Dolayısıyla şimdi bu Ebu Said'in anlattığı hadisin devamında diyor ki bu durum yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her iki bayram namazını da ne yapardı? Hutbeden önce kıldırırdı diyor. Diyor ya bu diyor böyle devam etti diyor. Bu durum Mervan bin Hakem ki Emevi halifesidir. Zamanına kadar bu şekilde devam etti. Bir bayram gününe Mervan ile birlikte kol kola namazgaha gittik diyor Ebu Said. Vardığımızda Kesir bin Salih'in çamur ve kerpiçten bir minber yaptığını gördüm. O sırada Mervan'ın adeta beni çekercesine minbere doğru gittiğini fark ettim. Ben de onu namazgaha doğru çekmeye başladım. Yani o beni minbere doğru çekerken ben onu önce namaz kılalım diye çekmeye başladım. Bu şekilde minbere çıkmak istediğini gördüğümde önce namazla başlamıyorum mu dedim. Mervan senin bu bildiğin eskide kaldı dedi. Karşılığını verdi. Bunun üzerine ona 3 defa hayır vallahi bu konuda benim bildiğimden daha hayırlı bir şey yapacak değilsin dedim ve yanından ayrıldım diyor. Kim diyor? Ebu Said el-Hudri diyor. Şimdi burada ki yani bazı yanlışlara tevessül edilmiş ve bu yanlışlara dediğim gibi Allah her dönemde alemlere Rab olan Allah her dönemde yanlışa dur diyecek olan kişiler halk etmiştir. Ve bu din Resulullah'ın tebliğ şekilde bize gelmiştir. Günümüzde kader Emeviler döneminde uydurulmuştur. Hadisler 200 sene sonra ortaya çıkmıştır. Bilmem falanca şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Bunların hepsi batıl ve kuru gürültülerdir. Bunların hiçbir tanesine tevessül etmemek esastır. Yanlışa kim tevessül etmişse sahabe olsun, tabin olsun, sonraki dönemlerde olsun, hayatına mal olacaksa bile karşı çıkılmıştır. Bunun en bariz örneği mihne dönemidir. Mihne dönemi dediğimiz gibi Ahmet bin Hanbel büyük imam hayatına bile mal olacaksa geri durmamıştır. Dolayısıyla bugün İslam'a Allah'ın bizim için seçip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla bize tebliğ etmiş olduğu İslam dininde insanlara nefret ettirmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini nefret ettirmek için yapılan çalışmaların hepsi batıldır ve bunların hiçbir tanesine tevessül etmemek gerekiyor. Hadisler bazı batıl ehlin iddia ettiği gibi kesinlikle 200 sene sonra tedvin edilmiş değillerdir. Dediğim gibi kader meselesi ve diğer hususlar. Emevilerin ve Abbasilerin uydurmuş olduğu şeyler değildir. Evet, devletler kurulmuştur. Kendileri yanlış işler yapmıştır. Ama bu din dediğim gibi Hatip el-Bağdadi'nin de dediği gibi her dönemde, her çağda ve bunu müdafaa edecek ve taşıyacak olan kimseler vardır, var olmuşlardır. Ve bu din bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şekilde de bugüne kadar gelmiştir. Allah, Rabbimiz olan Allah
Bunun farkında olup hareket eden kullardan bizleri kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.